Merhaba dostlar, Ravenwood'a bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Long Dark'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Aslına bakarsanız bu bölüm dün gelecekti, tıpkı Cities Skylines bölümü gibi. O da dün gelecekti ama olmadı. Cities Skylines bölümünde yaşadığım teknik bir sıkıntıdan dolayı bu bölüme de yansıdı o ve zaman kaybettiğimden dolayı geciktim. Ama geç olsun güç olmasın demişler. Bugün beraberiz. Bugün kaldığımız mağaradan dağın tepesine tırmanıp uçak enkazının olduğu bölüme gitmeye çalışacağız. Bakalım Astrid orada mı? Yaşıyor mu? Ne oldu? Bunlara bakacağız. İstersen zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bu bölümde birazcık yol kat etmek istiyorum. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi öncelikle uçak yaralarımız hala duruyor. Bir türlü geçmedi bunlar. Nasıl geçecek hiçbir fikrim yok. Şöyle bir çıkalım. Aslına bakarsanız buradaki dalları da toplamak istiyorum. Çünkü önümüzde uzun bir yol var. Üşümüyorum henüz. Daha donma seviyesinde değilim en azından. O yüzden bunları toplayacağım şimdi. Bu kötü. Şurada bir tane dal bırakmışız. Buradaki yeşil çantayı da niye alamadık onu da bilmiyorum. Alınmıyor bu çanta. Evet çok üşüyorum. Artık donacağım yani. Çok az kaldı. Abartmaya da gerek yok. Şunu birazcık daha lootlayamıyoruz mu? Yok. Etini derisini falan. Yok abartmayacağım. Ben gidiyorum abi. Haydi bakalım. Bismillah. Hop. Aa. Abi. Böyle bir şey yok. Çıkamadı oğlum herif. Kuşburnu. Doğal ağrı kesici. Bazen doğal ana doktorun olabilir. Suda kaynatılan kuşburnu ağrı kesici özelliğe sahiptir. Doğal tedaviler için gözlerini açık tut. Oo. Nice. Ben de diyorum niye toplayamıyorum. Ulan topluyorduk. Evet, burkulmuş bir ayak bileğimiz var. Kuşburnu içtik mi, içmedik mi? İçecek miyiz? Ne oldu? Çünkü kendimi daha güçlü hissediyorum diyor. Evet, hastalık yok. Ayağımız düzelmiş. Diğer uçak şeyleri de gitmiş yaraları. Bu oldukça iyi bir olay sanırım. Kuşburnuna gelince toplamamış mı o kuşburnlarını? Şu mu crafting? Evet, hazırlanmış kuşburnu. 24 tane gerekiyormuş. Evet, şimdi tırmanmaya hazırım diyor. Bildiğin şey seni kurtarır demiş. Doğru söylüyor. Bak bu çok doğru. Evet, şimdi yukarıya... Evet, uçak orada görünüyor zaten. Oraya çıkmaya çalışacağız. Önce şunları da alayım da. 24 tane olsun. Tamam. Burayı güzel temizledim. Hiçbir şey kalmadı. Ne bir kutu kaldı, ne bir dal kaldı. İyi temizledim yani. Kuş burnları kaldı sadece. O da çok sık bir şekilde bulabileceğimiz bir şey. Oyunda var yani biliyorum. Evet bakalım bu sefer tırmanabilecek miyiz? Haydi oğlum. Haydi oğlum Bill. Adamsın be, ne tırmandı ha. Evet hapşurdum. Evet toplaya toplaya çıktık. Evet sanırım başaracağım diyor. Uçak şu tarafta kaldı biraz da ben buraya çıkamadım. Heh. Bayağı dik yerlere çıkıyoruz. Arada da kuş burunlarını alıyorum. Çok hepsini almıyorum çünkü zaman kaybı. Donarak ölmek de istemem. Çünkü nereye gittiğimi bilmiyorum şu anda. Evet sonunda başardık. Haydi bakalım. Geniş güzel temiz bir alana çıkıyoruz gibi. Pek temiz olduğu söylenemez. Uçak eşyaları var ama. Oh karlara bata bata geldik hocam. Evet geldik.
you're still wearing it. Huh? Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah. I mean, I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. The whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Evet, böyle olmuş düşüş. Tam da Mackenzie bir şeyler diyecekken. Evet, Astrid'e dair izler. Astrid'in yankılarındayız. Haydi bakalım. Evet. Uçak GGB'ler. Hemen şöyle geçelim. Uçaktan kalan malzemeleri lootlayabiliriz burada. Hoppa, güzel oldu bunlar. Donduk be. Oh! Düştüğü yelek. İyi ki kırmışım ha. Fırırtı 02. Şunu çıkart artık. Çıkartamadık. E nereye giyiyorsun bu düştüğü yeleği? Şuraya mı? Abi hiçbir faydası olmadı ya. Ha şunu da üstüne giyebiliyorsak. Ha şimdi oldu. Evet, bunlar donmuş bu arada, dış katmanlar. Bunları önce bir büyük ihtimalle şey yapmam gerekiyordu ama durup vakit kaybetmedim bununla ilgili. Ama sanırım kaybetmem gerekiyordu. İlk bulduğum ateşte bunu yapacağım. O ne? Evet, buradan geçmiş. Yetişmek için depar atalım. Daha sonra ateş yakmak için çubuk aramaya çıkmak yerine zaten görevim gereği gideceğim yerlerde gördüğüm çubukları toplamak çok daha mantıklı gibi. Oo, tavşanlar var sanırım. Taşlar, doğru insanı arasan aç kalmazsın. Okey. Şansımızı deneyelim. Başvuruda odunlar mı var ne? Abi şunu vururum gibi ikisinden birine. Abi tam araya attım ya. Be. Bunlar sedir mi ya? Yok. O.
Al sana beef jerky. Evet, Astrid burada kamp yapmış büyük ihtimalle. Buradan tavşan avlamamızı söylüyor oyun bize. Ama ben dondum. Burada ısınacağım aslına bakarsanız. Kıyafetlerimi de kurutmak istiyorum ama burası kuru bir ortam değil. Kıyafetlerimi karın üstüne atarsam sanırım daha çok ıslanabilir. Yani oyunda bu yazılı mı mantık olarak, kod olarak bilmiyorum ama. Sonuç itibariyle kıyafetlerimi çıkartmak istiyorum. Ya da üzerimdeyken yanında dursam o donuklukları gider mi acaba? Birazcık ısınacağım burada denemek için. Bakalım ne olacak. Hep beraber görelim bence. Hem de tavşan avlayıp yiyebiliriz. Güzel bir nokta yani böyle takılmak için. Tamam, bir saat kadar burada ısınacağız. Şey var mı, vakit geçirme var. Şimdi kıyafetlerimizin durumuna bakalım. Şimdi %93 donmuş, tamam mı? İkisi de %90, aha 2 oldu. Evet, donmaları azalıyor. Donmalar azalınca işe yarayacak. Şu an ikisi de donuk olduğu için bana bir şey sağlamıyorlar. O yüzden burada donmamak için önce bu işi halledeceğim. Bu bayağı önemli benim için şu anda. İyice ısınmış oldum en azından. Belki 20-33 mililitre kutu kola kadar kaynatırım. O hepsi kaynadı, güzel. Demek ki 5 dakika yetiyor su kaynatmaya. Güzel bilgiler. Şimdi üstümüze bakalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ıslaklar sadece ve kuruma moduna geçmişler ve sıcaklık sağlamaya başladılar. Bu sırada kondisyonları düşüyor galiba. %57'de ceketim. %69'da yeleğim. Bunlara da bakmam lazım. Bu arada bir çorabım daha varmış. Niye giymiyorum bilmiyorum. Islak bir çorabım daha varmış. Nereden çıktığını da bilmiyorum. Crossroad'larını da toplayabiliriz. En azından zor zamanda hayat kurtarabilecek şeyler onlarda. Nereye gitti o tavşan ya? Aha. Oo, tavşanlar geliyor, güzel. Aa, vurdum. Aa, what? What? Aa, aptal tavşan. Hemen kalktın. Aa! Oğlum ben tavşandan daha hızlıyım, koşup yakalasam ya. İlginç. Yakalayamıyormuşum öyle. Aha. Al bakayım. Aha, vurdum. Vallahi vurdum. Billahi vurdum. Gel buraya. Haha. Vallahi götünden tek attım. Ay abi, çok tatlı değil mi? Ya ben bunu yapamayacağım galiba. Bunun aynısı benim hayatta, yani gerçek hayatta başıma geldi. O zaman da yapamadım çünkü survival bir ortamda değildim. Yine yapamayacağım sanırım. Şu anda survival bir ortamda olmamıza rağmen ben bu kardeşi sevip bırakacağım ya. Abi çok tatlı ya. İnanılmaz güzel yapmışlar ya bu sahneyi. Ben gidiyorum. Evet, likenler enfeksiyonu önlemek için şifalı bitkiler. Yosun bunlar. Bu taşı bir koy abi artık. Haydi bakalım. Evet, bayağı bir rüzgar var. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu geyiği burada boş geçmeyeceğiz. Şu anda hızlı bir şekilde düşüyor. Ama yine de alacağım onu. Hatta bunları da alacağım. Bunlara ihtiyacım olacak illaki. Şöyle yapsam bakalım ne kadar donacağız. Bayağı bir dondum ya. Hepsini harcadım. Evet. Durdu rüzgar. Güzel. Birazcık daha üşüyebilirim sanırım. Ne kadar sürecek? 55 dakika. Beni öldürebilir.
Öldürmez de bayağı bir sıkıntıya sokabilir. O yüzden yine burada da bir ateş daha yakacağım. Bol ateşli. Hızlandırıcıya ihtiyacımız yok. Daha halen 60 tane çubuğum var. Sürekli de çubuk atmama rağmen ateşin içine 60 tane daha çubuğum var. İşte bu yönden önemli. Bu arada ayak izinin gerçekçiliğine bakın şu sağ alttaki, aşağıdaki. Bayağı güzel ya. Evet, 1 saat 16 dakika ateşim var. Şöyle çıkarsam 55 dakika zaten. Aptal bir şaraplar parçasıyla uğraştığım için bayağı uzun sürüyor. Soğuk alma riskimiz iyileşti. Toplarken ısındık. Susuzluğumuz var. Onu da halledeceğiz şimdi. Kalan ateşte de et pişireceğim. Çünkü pişirmezsem daha hızlı bozulacaktır etler. Zaten %51 küflenmiş, pişirelim ki onları. Hayır, süre yetmeyecek. Közde daha iyi pişer ama. Bari ya közde cızbız, of. Hop. Onu pişirebileydik, iyiydi ya. Atsamaydım keşke. Neyse. Ne durumda? Evet, şu bir işe yaramıyor zaten. Bayağı az. 900, 800, şu 900'ü de yiyelim. %51'de zaten. Beni doyurur. Ve yoluma devam edebilirim. Hem doyduk hem ısındık, az da olsa. Daha ısınmıştım ama en azından deri ve şey aldım. Bağırsak aldım. Onları ileride eşyalarımı dikmek için ya da işte yeni eşyalar craftlamak için kullanabilirim. Her zaman geyik öldürmek ya da bulmak kolay olmuyor. O yüzden önüme bir tane denk gelmişken kullanmak istedim. Hazır ateş yakacak yeterli kaynağımda elimde mevcutken. Yine çubukları toplaya toplaya devam ediyorum. Burada bir mağara var. Herhalde oraya gireceğiz. Burada bir yerde liken kokusu aldım. Alalım. Oo. Tamam, haydi bakalım girelim buraya. Vallahi girdim. İçeride inşallah kömür bulabilirim. Meşale yakmam. Evet, ışığa ihtiyacım var. Meşale yakmam gerekecek sanırım ama hemen meşale yakmayacağım. Çünkü karanlık bir ortama girdiğimiz için oyun bize farklı ışık kaynakları verebilir. Flare vesaire. Onları derken meşale buldum. Böyle bir adam buldum. Oh güzel, eldiven de bulduk. Şimdi meşale yakabiliriz. Ama önce şu eldivenleri giyelim. Kıyafetler kurudu. Güzel sıcaklık bonusları veriyorlar. İdare eder en azından. Şöyle bir pantolon bulabilirsek. Şurası boş kaldı, güzel olacak. Ne yapıyoruz şimdi? Meşale yapıyoruz. Işık kaynakları, meşale. Haydi bakalım. Meşaleyi aldık zaten. Yapmamıza gerek yok. Hemen şuradan yakacağız meşaleyi. Önümüzü tekrar görebiliyoruz. Burada biri gitmiş. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Evet, küçükken hakkın rahmetine sözünü halkın rahmetine diye biliyordum. Bunu da buradan itiraf edeyim. Hepimizin küçükken farklı bildiği şeyler vardır. Mesela saatler olsun, saatler olsun diyen bir sürü çocuk tanıyorum yani. Ama o ben değilim. Kuzen. Evet. Çubuk. Bir meşale daha. Güzel. Evet, yol sola da dönüyor. Solun ağzı daha büyük. Muhtemelen gideceğimiz yol burası. Burası daha dar olduğu için buraya giriyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi. Bunlar önemli. Evet, bayağı bir ağırlaştık. Fırtına notu var şurada. Burada çanta var. Üzerimde bayağı bir ağırlık oldu. Oh, dikiş gitti. Evet, bir süre buradayız arkadaşlar. Bir süre buradayız. Buraya ateş yakacağız. Elimde bayağı bir kumaş var. Evet. Ay. Meşaleyi kullansana abi. Bizde meşale var. Ne yapıyorsunuz yani? Şimdi burada durmamın sebebi şu: kıyafetlerimi dikip daha iyi soğukluk bonusu alacağım. Sıcak ısı bonusu daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Çünkü elinde sonunda buradan çıkacağız. Evet, bu yanmıyor. Büyük ihtimalle oyun burada durmamı istemiyor olabilir. Ekleyeceğim oğlum. Kitap verin abi, yansın bu. %95 başarı şansı. Güzel. Şimdi hacit.
Bir pişirelim. Nasıl açtım peki bunu? Ha, o metal şarapnelle, tamam. Pişirdik 3 dereceyle. Sonra yakıt ekleyelim abi. Buraya at abi meşale içine. İki tane çubuk at. İki tane de toplanmış odun at. Tamam, şu anda iyiyiz. Kurumaya ve ısınmaya devam ediyoruz. Bu her zaman bir bonus. Sadece acıkacağız ve susayacağız bu işlemleri yaparken. Şimdi ne yapıyoruz abi biliyor musun? Sargı bezimiz var, her şeyimiz var Allah'a şükür. Şöyle geliyoruz. Nerede kıyafetlerimiz? Bana en iyi sıcaklık bonusu verecek şey bu mont sanırım ve %57 de bunu dikersek, kumaşla beraber onarırsak sanırım kaç veriyormuş? 1.1 veriyormuş. Çok daha iyi bir şeye ulaşabiliriz sanırım. Gece, hatta geceyi bile burada geçirebilirim. Uyudu zaten hep. 1.8 oldu %90'la. Çok güzel abi. Aynı zamanda şu %49'da ne kadar boostlar bilmiyorum ama bunu bir süre giyeceğim sanırım. İnşallah ateşim sönmez. Şu anda bayağı güldür güldür yanıyor arkada ama. Ne oldu? 4 oldu. Çok bir şey değişmedi. Eldivenler çok önemli. Çoraplar çok bir şey vermez. Pantolon çok önemli. İçlik. Yırtık termal içlik hem de. Bunu kesinlikle onarmam lazım. Evet, ateşim azaldı. Ateşim azaldı. Ateş bitti ama yeteri kadar sıcağım. Sıcaklıktan ziyade şey çok önemli. Görmek çok önemli dikiş yaparken. Sonra elimize gözümüze bir yerimize batırabiliriz. Evet, termali diktim. Bayağı bir onardım. Daha fazla onarma yapmama gerek var mı bilmiyorum ama uykusu geldi elemanın. Burada uyuyabiliriz sanırım. Dışarıda zaten rüzgar var bayağı bir. Çıktığımızda daha şey olur. Nedir o? İyi olur. Böyle var ya, saat herhalde bir 5 saat falan uyuruz burada herhalde. Ay aldım abi, yok böyle bir şey ya. Bir 5-6 saat uyuruz burada. Uyu abi. Mağarada güzel dinlenelim. Ağır ağır gidelim. Emin adımlarla daha sağlam bir karakter oluşturup gidelim diye düşünüyorum. Bakalım ne göreceğiz. Al, evet, deli gibi susuz uyanlık. Sıkıntı yok. Suyu içtik. Dün akşam şeftali pişirmiştik. Nerede o? 54 ile onu da yiyebiliriz. Keşke su içmeden önce bunu yeseydim. Aynı zamanda suyu da boostluyor bu. Evet, her neyse. Şimdi elimde göremediğim bir şey var. Ne acaba? Hep meşale burada. Güzel. Meşalenin işi bitmeden buradan çıkmaya bakacağım şimdi. İnşallah burada kömür vardır. Belki kömür vardır diye yerlere bakıyorum. Burası bir maden değil, mağara ama nereden bileceksiniz ki? Belki maden vardır bu mağarada. Bu çocuk biliyor abi ya. Bu çocuk var ya. Bu çocuk survival abi. Evet. Dışarıda hala gece bu arada. Ama gün ağaracak, az kalmış. Şu an üşümüyorum. Madem üşümüyorken şunu değerlendirelim. Işığım gitti ama. Burası çıkış galiba, orada bir ışık var. Ya da başka bir yere mi çıkıyor? O mağaradan ayrılıyor, tamam. Burası soğuk değil en azından ve 15 dakikada üşüyebilirim. Evet, meşale hazır. Tamam. Meşale hazır, şimdi çıkabiliriz. Elimizde meşale olsun, gece vakti dışarı çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz, tam kurtların avlanma vakti. Tavşanları ve ölü geyikleri gördük, neden kurt görmeyelim ki? Her şey var yani. Evet, üstüm bayağı ağır, sanırım koşamayacağım bir süre sonra. Hala da almaya devam ediyorum. Ama işte ne... Kurtlar köpek gibi değildir, çok tehlikelidir.
Normalde insanlardan kaçınır ama yaklaşıp da şansını deneme. Doğadaki diğer birçok şey gibi kurtlar ateşten korkar. Kamp ateşleri meşale, iyi ki yapmışım ya. Ama her zaman kaçmayabilirler de. Niyetinde kurtlarla çalışmak, kaçmanın en iyi yolu onlarla mesafeyi korumaktır. Unutma, kan ve çiğ et kokusu onları çeker. Üzerinde ne kan var ne çiğ et var şu anda. Değil mi? Abi kurt sesi geliyor. Oha şurada kurt var lan ileride. Too much stuff to carry. Şurada bak bana şöyle. Oh gözler parlıyor ya. Çok felaket yapmışlar. Hemen geçeceğim abi şuradan. Ama yok bir şey. Cici kurt. Güzel kurt. Cici kurt. Kaçtım. Kurtlar tek başlarına avlanmazlar genelde. Burada bir sürü olabilir, pek olabilir. O yüzden hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Buradan bir an önce çıkmak istiyorum. Hiç kurtla kapışacak şeyimde değilim çünkü. Kurtlardan hep korkmuşumdur. Meşaleyi yere atıp normalde hemen tüfek çekip vuruyorum ama her zaman aynı şey olamayabiliyor. Evet, devam ediyorum. Burada bir tabela var. O yol beni çağırıyor biliyor musun? Bu yol beni çağırıyor. Bakacağım bu yola, bir gideceğim yani. Ölüm koktu ama. Gece gece. Bayağı soğuk lan. Abi bayağı soğuk ya. Riske girmeyeceğim. Milton kasabası. Arka koltukta bir şey var lan. Göremedim. Bakalım hemen. Oo, şoför eldi beni. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan kötüymüş. Ama hakikaten hiç yoktan kötüymüş ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ne taraftan geldik? Şuradan geldik, şuraya gidiyoruz. Oha bagaj açık. Araçların bagajları açıldı mı artık? Vay. Tutulmuş deri ayakkabı. Bayağı bir ağırlaştı üstüm. Genelde hafif şeyler alıyorum ama yine de her zamanki gibi Orange Armor Skyrim'den bu yana. Ananı! Abi çok korktum. Abi çok korktum. Abi çok korktum. Fuck you. Abi inanılmaz korktum lan. Çıkınca üstüme koştu direkt. Dur. Dur ateş yak arabanın içinde. Abi manyak mısın sen? Abi -11 hissediyorum. Ne uyuması? Uyursam ısınır mıyım acaba? Abi arabadan çıkmayacağım o kesin. Dışarıyı da göremiyorum içerideki ışıktan dolayı. Hay Allah. Çok kötü sıkıştık ya. Bir saat uyuyayım bakayım donmuş muyum? Donmuşum. En azından güneş çıkıyor abi. Ve kurt gitmiş olabilir o bir saat içinde. Çıkıp hemen kuytu bir yer bulmam lazım. Hava sıcaklığı -20 diyor ya. Hipotermi ilerlemeden önce sıcak bir yer bul. Hipotermiye almışım yani. Hemen çıkıp. Kurt inşallah buralarda değilsindir ha. Üf ayağı da sakatladık galiba. Evet şurada bir yerde kuytu köşe bir yer bulmam lazım. Ateş yakıp içine girebileceğim. Vardır buralarda. Aha.
Tamam, bence biraz daha ilerleyebilirim. Bayağı yol geldim. Hipotermi olsam da burayı atlatabilirim bence. Burada durup bu soğukta ateş yakıp içine girmektense uyku tulumunun kapalı bir yer bulabilirim. Aha, reişi mantarı. Kurta taş da atmak istemiyorum. Reişi mantarı daha çok iğne yapraklı ağaçlarda görülen büyük yenilebilir bir mantar. Çalarak içerisinde antibiyotik etkisi yaratır. Bayağı iyi yani. Şurayı toplayalım. Orada mağara gibi bir yer mi var? Yok. İlerlemeye devam edeceğim. Evet, şurada bir tavşan var. Oy! Oy! O tavşanla ilgilenirken hemen buradan gitmem lazım abi. Ay, burası buz. Aman diyeyim, çok da ağırım. Pat diye gideriz içeri ha. Hemen hareketlenmem lazım abi. Hemen hemen. Gidebildiğimiz kadar. Buralarda evet bayağı bir donuyorum. Buralarda hadi güneş çık artık. Kafamı sokabileceğim bir şey yer olması lazım. Bir kulübe. Konteyner bir şey. Blikenler çok fazla bulunmuyor. O yüzden bunları toplayacağım. Sol tarafımdaki ağaçta da var ama buna girişemeyeceğim. Yolumdan şaşmayacağım şimdilik. Şurada da var. İyi, bu bölgede bulunuyormuş. Hadi oğlum bir kulübe be. Aa, karşıda bir şey var. Vallahi bir şey var. Uzakta ama bir şey var. Vallahi kulübe gibi bir şey var. Aha, geyik. Aman yarabbim. Dur bakayım. Vallahi atlayacaklar bana. Çok soğuk lan, donduk. Aha, bayağı tomruklar falan yıkılmış, o kapanmış orada. Burada bir yer var abi, hemen gitmem lazım. Burada tuvaletler var. Hadi oğlum, inşallah ev gibi bir şeysin galiba. Hadi bakayım. Konteyner galiba. Yes. Yes. Bugün de ölmedim çocuklar. Kurt geliyor lan. Kurt sesi duydum ha. Oh. Nice. Bunu da biraz ısınabiliriz. Lootlarımızı yapalım. Sonra ısınalım. Abi şurada çay may yapsak ne güzel olurdu be. Oyunda içeride ateş yakılamıyor. Tabii gerçek normal sebeplerden dolayı. Oha, bunu alırsam ayağım kırılır lan. Üf, aldım. Bayağı bir ağırlık taşıyorum. Yeah, daha iyisi şamla kayısı. Şu an kargo pantolonumuzu da altımıza giyelim. Yatak da var burada. Yatakta ısınacağım. Evet. Bu yatakta ısınacağım şimdi. Başka almadığım bir şey kalmadı herhalde. Görmediğim şeyler vardır illaki ama. Şimdi abi şurada var ya, bir 4 saat falan uyusak 300 kalori yakıp yatak sıcaklığı, hatta 5 saat uyuyalım biz burada. Temizinden sonra devam ederiz. Sıcacık uyuduk. Çok iyi geldi. Hipotermi riskimiz azaldı. Sıcacız. Galiba bakayım. Evet, çok güzel abi. Güneş de tam tepede. Günün en sıcak saatinde dışarı çıkacağız şimdi. Önce yiyeceğimizi yiyelim. Abi şu küflenmiş hiç yemek istemiyorum ama yemezsem de 250 kalori için yemeyeceğim onu. Atacağım buraya. Başka da yiyeceğimiz yok abi. Pasrotu sapını yedim onu yememek için. Nasıl? Şöyle bir suyumuzu içelim, hem ağırlığımız azalır. 3 litre suyum varmış. Ah. Çok zor durumda kalırsam diye saklıyorum ama yemeyeceğim. Attım gitti. Evet arkadaşlar, çıkmadan önce burada bölümü sonlandırıyorum. Bayağı uzun bir bölüm oldu. Bu kadar uzun olacağını beklemiyordum. Ama olsun, bir sonraki bölümde Milton kasabasında olacağız. Belki Asterix yaşıyordur. Büyük ihtimalle yaşıyordur. Onu bulacağız.
Bakalım neler olacak. Yani umarım buluruz, bulacağız diyorum. Ben de bildiğimden değil de bulacağımızı düşünüyorum yani artık. Çünkü oyun aslına bakarsanız kendi içinde bazı spoilerlar veriyor. Onları tabii söylemeyeceğim. Keyfinizi bozmamak için. Kendi gördüklerimi yani. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bölümü beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğen kısmına tıklamayı unutmayın ve yorumlarda önerilerinizi, düşüncelerinizi yazabilirsiniz ya da siz böyle bir durumda olursaydınız ne yapardınız onu da yazabilirsiniz. Görüşürüz, hoşça kalın.